P santigrat derecedeki kalsiyum karbonatın çözünürlük çarpımı değeri 10 üzeri eksi 8'dir. T derecede 10 litre saf suya 2 gram kalsiyum karbonat katısı atılıp yeterince beklendiğinde kaç gram kalsiyum karbonat çökeliği oluşur? Şimdi arkadaşlar çözünürlüğü çarpımından yola çıkıp çözünürlüğünü bulacağım. 10 litre suda kaç mol çözündüğünü bulacağım. Mol kütlesini de biliyorum. Dolayısıyla kaç gram çözünebildiğini bulacağım maksimum. 2 gramın ne kadarı çözülmüştür onu hesapladıktan sonra 2 gramdan bunu çıkarınca çöken miktar çıkacak. Peki şimdi şöyle yapalım. İlk önce çözünürlük çarpımı ifadesinden bir çözünürlüğü bulalım. Bakın kalsiyum karbonat suya atıldığında denge tepkimesiyle çözünecek. Çünkü KÇ değeri var gördüğünüz gibi. Yani çözünürlük çarpımı değeri var. Ve bunlar çıkacaklar. Eğer bu x molar çözünürse bu x molar oluşur. Bu da x molar oluşur değil mi? Bu durumda bizim KÇ ifademiz x çarpı x olur. Gördüğünüz gibi. Ve bu da eşittir 10 üzeri eksi 8. Dolayısıyla x kaç gelir? 10 üzeri eksi 4 molar gelir. Yani sizin çözünürlüğünüz 10 üzeri eksi 4 molardır. Peki kaç mol demektir bu ona bakalım. Molarite eşittir n bölü v değil miydi? O halde 10 üzeri eksi 4 eşittir n bölü 10 litre olduğu için bölü 10. N eşittir ne gelir buradan? 10 üzeri eksi 3 mol. Yani 10 üzeri eksi 3 mol kalsiyum karbonat çözünebilirmiş 10 litre suda en fazla. Peki bu kaç grama denk gelir? 1 molü 100 gram gördüğünüz gibi. O zaman 10 üzeri eksi 3 molü 10 üzeri eksi 3 çarpı 100'den 10 üzeri eksi 1 gram olacaktır arkadaşlar. Yani 0.1 gram. Peki 2 gram siz kalsiyum karbonatı atarsanız suya 0.1 gramı en fazla çözünebiliyor. O halde 2'den 0.1'i çıkarırsanız 1.9 gramlık dipleme oluşacaktır. Çökelek oluşacaktır. Cevabımız bu nedenle E seçeneği çıkacaktır. Kalsiyum sülfat çözeltisi elektroliz edildiğinde katot elektrotta indirgenme potansiyeli büyük olan bakır şeklinde indirgenmektedir. Buna göre 12.8 gram bakır metali açığa çıkarmak için devreden kaç mol elektron geçmelidir arkadaşlar? Bakın biz burada şunu gözlemlemiş oluyoruz. Bakır 2 artı 2 elektron alıp bakır oluşturur değil mi? Yani 2 mol elektron devreden geçerse biz 1 mol bakır elde ediyoruz. Peki burada kaç mol bakır elde edilmiş ona bir bakalım. 1 mol bakır sorunun altında verildiği gibi arkadaşlar 64 gram. 12.8 gram olursa bu bakır kaç mol bakır elde etmiş oluruz biz? 2 katının 10'da 1'i yani 0.2 mol bakır elde edeceğiz. O halde 0.2 mol bakır katısı elde ettiğimizde 1'e 2 oranı olduğu için 0.2'ye 0.4 mol elektron geçmelidir sistemden deyip cevabı E demeliyiz. Neden burada şu ifadeyi belirtiyor? Bakın bu çözelti olduğu için içeride H artı da var, bakır 2 artı da var. Hangi katyonun elektron alma isteği daha fazlaysa katot elektrotta o toplanır. Onu size vurguluyor. Yani soruda hidrojen değil de bakır gelecek diye önceden söylüyor. Siz de bakıra göre soruyu çözmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Bir tepkimenin aktifleşme enerjisini düşürerek daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir? Unutmayalım arkadaşlar. Aktivasyon enerjisi bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarıdır arkadaşlar. Peki buna eşik enerjisi de denir ve EA ile gösterilir. Aktivasyon enerjisi yalnızca katalizör ile değişir. Katalizör ile değişir. Peki bazen karıştırıyor arkadaşlar. Hız sabiti yani K. Hani şu R eşittir K çarpı yazıp derişimleri yazıyoruz ya şu hız sabiti. Hız sabiti neyle değişir? Bakın hız sabiti katalizörle değişebilir. Hız sabiti sıcaklıkla değişebilir. Ve hız sabiti arkadaşlar temas yüzeyi ile değişebilir. Değişebilir bunlar. Bunları unutmayın. Şimdi burada bize aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimi hızlandırmak için yapacağımız tek şey katalizör ilave etmektir. Çünkü ne dedik? Aktivasyon enerjisi yalnızca katalizörle değişir. Derişimi bilinmeyen sülfürik asit çözeltisinin 10 mililitre alınıp 10 üzeri eksi 2 molarlık potasyum hidroksit çözeltisiyle titrasyon yapıldığında yukarıdaki grafik elde ediliyor. Buna göre x değeri kaçtır demiş. Şimdi tam x değeri dönüm noktasında olduğu yer arkadaşlar ve dikkat ederseniz tam nötralleşme gerçekleşmiş burada. İkisi de kuvvetli ve pH 7 olmuş tam nötralleşme olduktan sonra. Dolayısıyla ben tam bu noktada M1, V1, A1 eşittir M2, V2, B2 formülünü uygulayabilirim. Unutmayın buradaki molar derişim asitin hidrojeninin molar derişimi değil. Asitin bizzat kendisinin molar derişimi. Bu da bazın molar derişimi.
Bu asitin tesir değerli, yani tanecik başına suya verdiği hidrojen adedi. Bu da bazın tesir değerli, tanecik başına suya suda oluşturduğu OH değeridir. NH3'ün tesir değerli kaçtır diye sorarlarsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın NH3 su ile etkileştiği zaman tanecik başına bir tane OH çıkaracağı için tesir değerli 1'dir. Mesela şunu çok karıştırıyor öğrenciler, denk geliyorum. Bunun tesir değerli kaç? Bakın karboksil asitler sadece şu hidrojeni verir. Dolayısıyla bunun tesir değerli de 1 olacaktır. Neyse şimdi soruya dönelim. Derişim bilinmiyor sülfürik asitin. Zaten bilinseydi arkadaşlar başlangıçtaki pH değerini bulabilirdim. Derişimini bilmediğim için buna N1 diyorum. Bundan ne kadar kullanacağım? 10 mililitre. Bakın bunu mililitre alırsanız bunu da mililitre almak zorundasınız. Ben bunu mililitre aldım. Karşıda mililitre alacağım. Peki asitin tesir değerliği kaç? Tanecik başına 2 tane hidrojen verir. 2. Peki bazın bana molaritesi verilmiş. Kaç bu da? 10 üzeri eksi 2 molar. Yazıyorum 10 üzeri eksi 2 çarpı. Kaç mililitre harcanmış? 10 mililitre harcanmış. Dolayısıyla 10. Tesir değerliğinde gördüğünüz üzere 1. Tek OH var çünkü. Peki şunlar ne yapar arkadaşlar? Sadeleşirler. Ve N1 buradan kaç gelir bize? 10 üzeri eksi 2 bölü 2. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar gelir. Bu kimin derişimidir? Sülfürik asitin derişimidir. Şimdi şöyle yapalım. Sülfürik asitin derişimi kullanılacak burada. Bakın hidrojen iyon derişimini bulacağım buradan. Bu 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olduğuna göre bu da 10 üzeri eksi 2 molar olur. pH eksi logaritma hidrojen iyon derişimiydi. H artı derişimiydi. Dolayısıyla burada pH kaç gelir? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den 2 gelir arkadaşlar. Yani bizim x değerimiz, başlangıç pH değerimiz kaçmış? 2'ymiş. Aşağıdaki temel el elektron katman dizilimi, elektron dizilimi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakın, bir şey göstereyim size ilk önce, sonra soruya dönüp bakalım. Biz normalde arkadaşlar, mesela şunu, skadyum 21'i şöyle açarsak, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1 olarak son bulmayacak mı? Bu ne demek bakın? Birinci katmanda 2 elektron var demek. İkinci katmanda kaç elektron var bakın? 8. Üçüncü katmanda kaç var? Üçüncü katman katsayısı 3 olanlar. 2 tane burada var. 6 burada var 8. 1 de burada var. Kaç tane? 9. Son katman, dördüncü katmanda ne kadar var? 2. Bakın yani elektron katman dizilimi elektron konfigürasyonuyla arkadaşlar bu şekilde uyumludur. Dolayısıyla bana verdiği bu elektron dizilimlerinden katman dizilimlerini bir kontrol edeyim bakayım. Burada birinci yörüngede kaç elektron var? 2. İkinci yörüngede kaç elektron var? 8. Üçüncü yörüngede 8 ve dördüncü yörüngede 2. Gördüğünüz gibi bununla uyumlu. Bu o zaman doğru. Devam edelim. Birinci yörüngede 2, ikinci yörüngede 8, üçüncü yörüngede 7. Dolayısıyla bu da doğru. Buna bakacak olursak birinci yörüngede 2, ikinci yörüngede ne var? Burada 8. Üçüncü yörüngede bakın 8, 1 de burada var 9. Ve son yörüngede ne var? 2. Gördüğünüz gibi bu da uyumlu. Buraya gelecek olursak birinci yörüngede 2, ikinci yörüngede 8, üçüncü yörüngede 8 ve dördüncü yörüngede 1 var arkadaşlar. Ve burada bakın dördüncü yörüngede 2, üçüncü yörüngede 7 yapmış. Yani aslında burada bir uyarılma söz konusu görünüyor. Bu dizilimde bu katman dizilim birbiriyle uyumlu değil. Cevap D seçeneği olur. Buna bakalım. Birinci yörüngede 2. Dikkat ederseniz ikinci yörüngede 8. İkinci yörüngede toplam 8 var. Üçüncü yörüngede burada 8. 5 de burada var. 13 ve son yörüngede 1 var. Bu da uyumlu. Atom numarası eğer 20'yi geçmiyorsa 2, 8, 8, 2 diye açabilirsiniz. Ama atom numarası 20'yi geçen yapılarda tavsiyem odur ki her zaman bu konfigürasyon dizilimini yazıp daha sonra katmanlara yerleşecek elektronları bu şekilde belirleyin. Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesidir? Şimdi yanmak demek arkadaşlar bir maddenin oksijenle tepkimeye girmesi demektir. Gördüğünüz gibi burada demir oksijenle tepkimeye girmiş ve demir 2 oksit oluşturmuş. Yanma olayı B seçeneğinde gerçekleşmiştir. Peki ilk tepkime nedir? Asitle baz tepkimesidir. Tuz oluşmuş ve yan ürün olarak da su çıkmış. Dolayısıyla buna nötralleşme tepkimesi de denir. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir buna analiz tepkimesi diyebilirsiniz. Çünkü ne yapmış? Yapıyı parçalamış daha küçük birimlere. Bu sentez tepkimesi olur arkadaşlar. Neden? Bakın iki küçük yapı birleşip daha büyük bir şey oluşturmuş. Bu da arkadaşlar yine sentez tepkimesi olur. Küçük yapılar birleşip daha büyük bir şey oluşturmuş. Size bir ipucu. Eğer tepkimelerde element bileşiğin içine giriyorsa veya bileşikteki bir yapı element olarak çıkıyorsa, element bakın nötr olacak unutmayın.
Bunlar aynı zamanda ne olurlar? Redox tepkimesi olurlar. Bakın element bileşiğe dahil olmuş, bu bir redoxtur. Burada bileşin içinden element çıkmış dışarıya, bu da bir redoxtur. Burada elementler bileşiğe dahil olmuş, bileşik oluşmuş, redoxtur. Element bileşiğe dahil olmuş, redoxtur. Bu da sizin için yük bulmadan kimin redox, kimin redox olmadığını anlamak için kolay bir yöntem. Yukarıdaki çözeltiler ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi aynı ortamda kaynama noktaları. Biz bunun için neye bakmalıyız? Toplam iyon derişimine bakmalıyız. Peki buradaki 0.1 molar ise arkadaşlar potasyum kloru nasıl iyonlaşır? Şurada yapalım. Potasyum artı, artı klor eksi. Eğer ki bu 0.1 molar ise dolayısıyla bu da 0.1 molar, bu da 0.1 molar. Yani burada toplam 0.2 molar iyon var. Bir sonrakine bakalım. Kalsiyum klorür. İyonlaştırdık. Kalsiyum 2 artı ve 2 tane klorür eksi. Evet bu 0.2 molar. Dolayısıyla bu da 0.2 molar ve bu da 0.4 molardır. Gördüğünüz gibi toplam arkadaşlar burada 0.6 molar iyon var. Ve bir sonrakine bakalım. Alüminyum nitrat değil mi? Bunu da iyonlaştırdığımızda alüminyum 3 artı artı 3 tane nitrat eksi. Evet bu 0.2 molarsa bu da 0.2 molar, bu da 0.6 molar olacaktır. Topladığımızda burada da arkadaşlar 0.8 molar iyon var. Kimin iyon derişimi daha fazla? Üçüncü kaptaki çözeltinin. Dolayısıyla üçüncü kaptakinin kaynama sıcaklığı en yüksek. Ardından ikinci kap geliyor gördüğünüz gibi. Sonra birinci kap geliyor ve bu doğru oluyor. Aynı ortamda kaynarken buhar basınçları. Kaynamanın tanımı neydi? Sistemin buhar basıncı eğer dış basınca eşitse o andaki buharlaşmanın adı kaynama olur. Ve kaynama anda sıvı her yerinden buharlaşır arkadaşlar. Sadece yüzeyden değil her yerden buharlaşır. Dolayısıyla kaynamanın tanımından gelen bir şeydir. Biz kaynarken buhar basıncımızın dış basınca eşit olduğunu bileceğiz. Aynı ortamda bulunduğumuza göre aynı ortamda 3 çözeltinin 3 üzerindeki dış basınç da aynıdır. Dolayısıyla 3'ü de kaynarken aynı dış basınca eşit demek zorundadır buhar basıncını. Evet bu buhar basıncına ulaşırken sıcaklığını daha yüksek tutmak zorundadır. Çünkü iyon derişim fazla. Buna bir şey demiyorum. Bunun sıcaklığı bundan düşük olur. Evet bu en düşük sıcaklıkta. Çünkü iyon derişimi en azken çok düşük sıcaklıkta bu basıncı yakalayabilir. Ama sonuçta yakalayacakları basınç aynıdır. Yani aynı ortamda kaynarken buhar basınçları arasındaki ilişki üçünün de eşit olmasıdır. Aynı ortamda donma noktaları. Bakın kimde çözünen iyon derişimi daha fazlaysa onun donma sıcaklığı daha düşük olur. Biz saf sıvılarda katı çözersek sıvının donma sıcaklığını düşürürüz. Kışın yollarda arkadaşlar kar yağdığında yolların tuzlanmasının mantığı da budur. Siz tuz döktükçe o tuz karın içerisinde çözünecek ve dolayısıyla donma sıcaklığını aşağı çekecek. Yani havanın o karı buz haline getirebilmesi için daha da çok soğuması gerekecek. O halde iyon derişimi en fazla olan 3. kap olduğu için donma sıcaklığı en düşük olan 3. kaptaki olacaktır. O zaman donma sıcaklığı en düşük olan 3 olacaktır. Daha sonra 2 ve donma sıcaklığı en yüksek olan ne olacaktır? 1 olacaktır. Bu nedenle bu cevap da, bu öncül de doğrudur. Cevabımız E çıktı. Kendiliğinden olan istenme değişimler bir dış etki tarafından yönlendirilmeden meydana gelir. Yani başladıktan sonra olayın devam etmesi için dışarıdan bir etki gerekli değildir. Buna karşılık kendiliğinden olmayan istemsiz değişimler dışarıdan sürekli bir etki uygulanmadıkça oluşmaz. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi istemsizdir? Nemli havada demirin paslanması. Nemli havada biz bir şey yapmıyoruz ama demir kendiliğinden paslanıyor. Bahçe demirleri paslanıyor arkadaşlar dikkat edersiniz. Hatta biz paslanmasını engellemek için onlara antipas veya boya süreriz. Yine de paslanır. Yani biz bir etki yapmadan bahçe demiri kendinden paslanıyor. Dolayısıyla bu olay istemli bir olaydır. Biz istemsiz olanı arıyoruz bu arada. Çaya atılan şekerin çözülmesi. Çaya şeker attığımızda şeker kendiliğinden çözünüyor. Dolayısıyla bu da istemlidir. Sıcak cisim ile soğuk cisim temas ettirildiğinde sıcaktan soğuğa ısı akışı olur. Evet mesela elimin sıcaklığı kalemin sıcaklığından daha yüksekse kalemi tuttuğumda elimden kaleme ısı akışı olur arkadaşlar. Ne zamana kadar devam eder? Elim ve kalemin sıcaklıkları eşitlenene kadar devam eder bu olay. Bir atmosfer eksi 5 derecedeki buzun erimesi. Bakın bir atmosfer basınçlı arkadaşlar. Buz 0 derecededir. Bunu biliyoruz. Eksi 5 derecede eritmek istiyorsanız onu bir dışarıdan bir etki yapmanız gerekiyor. Çünkü buz eksi 5 derecedeyken kendiliğinden erimez. Bir atmosfer basınçtır. Çünkü erime noktası 0 derecedir. Siz daha soğuk bir ortamda tutuyorsunuz. Dolayısıyla kendiliğinden erimeyecektir. Dış bir etkiyle erir. Bu kendiliğinden gerçekleşmez. Suyun yüksek bir yerden aşağıya doğru akması, akarsuların yukarıdan aşağıya doğru akması kendiliğinden olan bir olaydır. Biz bir şey yapmadan yani yine istemli bir olaydır.
Sabit sıcaklıkta kaplar arasındaki musluk açılıyor. Son durumda helyum gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur? Bakın, gazlar arasında kimyasal tepkime olmuyor ise gaz karışımlarında şu formülü kullanıyorduk. P1V1 artı P2V2 artı devam ediyor. Kaç tane gaz varsa P son V son. Unutmayın, sıcaklıkları aynı ise bu formülü kullanacaksınız. Sabit sıcaklıkta bulunan kaplar sıcaklıkları aynı olarak kabul ediyorum bu ifadeden dolayı. Ve ilk basıncım 2. Devam ediyorum arkadaşlar. İkinci basıncım da 2. Topladığım zaman 2 çarpı 3. P son kaç gelir? Toplam arkadaşlar hacim ne? 5 litredir. Ve buradan P son değeri bize 4, 6 ne yapacaktır burası? 10, 10 bölü 5'ten 2 atmosfer gelecektir değil mi? Bu son basınç 2 atmosfer ama bu 2 gazın toplam basıncıdır. Bana burada sorduğu şey helyum gazının kısmi basıncı. Şimdi bir de şunu yapalım. Helyum gazı için konuşacak olursak PV eşittir NRT. Şimdi kısmi basınçtaki durumda da şu olur bakın arkadaşlar. Siz musluğu açtığınızda helyumun miktarı değişmez. R'si değişmez, sıcaklığı da değişmez. Çünkü sabit sıcaklığı diyor. O zaman ben kısmi basınç sorularında eğer tepkime gerçekleşmiyorsa, sıcaklık değişmiyorsa P1V1 eşittir P2V2 değerini kullanmalıyım değil mi? Bakın burada helyumun kısmi basıncı, basıncı nedir? 2'dir. 2 litrelik kapta değil mi? Peki musluğu açtıktan sonra ne olacak? Helyumun kısmi basıncından bahsedeceksiniz. Çünkü gaz karışımında bulunan bir gazın tek başına yaptığı basınca kısmi basınç denir. Ve hacim de burada 5 litre oldu. Peki P helyumun kısmi basıncı kaç geldi arkadaşlar buradan bize? 4 bölü 5'ten 0.8 atmosfer geldi. Bu sorunun cevabı. Bana şu an neonun kısmi basıncını soracak olsanız ona da hemen cevap verebilirim. Toplam basınç 2 olacak son durumda karışım basıncı. 0.8'e helyumsa bunun 1.x'de neonun kısmi basıncı olacaktır. Ya bu soru kolay bir soruydu ama üzerine birçok şeyi kullandık. Yani göstermeye çalıştım başka durumları da. Umarım faydası dokunur. Aldehit ve ketonlar için yukarıda verilenlerden hangileri ortaktır? İndirgenme tepkimesi var mı? Evet, aldehit indirgenirse primer alkol oluşur. Keton indirgenirse sekonder alkol oluşur. Sonuçta ikisi de indirgenme tepkimesi verir. Feynik ve Tolens çözeltilerini etki etme. Bu arkadaşlar aldehitin reaksiyonlarıdır. Keton, Feynik ve Tolens'le tepkime vermez. Polar yapıda olma. Evet, aldehit de polardır arkadaşlar. Bakın şu uçtan dolayı polardır. Ketonda da arkadaşlar polarlık vardır. O da yine şu uçtan dolayı. Dolayısıyla ikisi de polar yapıdadır. Yalnız şunu unutmayın. R grupları büyüdükçe yapının polarlığı azalır. Bunu da bilin. Yani siz R grubunu büyüttükçe bir ketonun sudaki çözünürlüğü düşer. R grubu büyüdükçe bir aldehitin sudaki çözünürlüğü düşer. Ama R grupları büyüdükçe Landon kuvvetleri daha da yükseleceği için kaynama sıcaklıkları da artar. Yani karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır ama kaynama sıcaklığı da yükselir. Bu bilgileri de bilin. Cevabımız ne olacaktır? Ortak olanı soruyordu. 1 ve 3 yani C seçeneği. Yukarıdaki aminlerin bazik karakterlerinin karşılaştırılması hangisinde, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bu bilgi sorusu aslında. Tersiyer aminin bazlı kuvveti daha büyüktür sekonder aminden, sekonder amin de daha büyüktür primer aminden. Arkadaşlar bazlı kuvvet sıralaması budur. Peki bize acaba KB değerlerini sırala deseydi, yani bazlık denge sabitlerini, kimin bazlık karakteri daha büyükse onun KB değeri de doğal olarak daha büyük olacaktır. Yani KB değerlerinin sıralaması da bu şekilde olacaktır. Peki eşit derişimli çözeltilerinin pH'larını sırala deseydi bize. Eşit derişimli çözeltilerinin pH'larını sıralayacak olursak arkadaşlar bence pOH'tan yola çıkarak yorumlayalım. Eşit derişimli çözeltileri var. Bazlık karakterleri böyle. Tersiyer aminin daha büyük. Peki şöyle yapalım. pOH değeri ne olacaktır o zaman? pOH değerini sorarsanız bana en küçük kim olacaktır? 2. Çünkü bazik karakteri en yüksek olan bu. Dolayısıyla sonra 3 gelecektir. Sonra da 1 gelecektir. Ama bana pH değerlerini sıraladıysanız tersiyer aminin arkadaşlar. Dolayısıyla pH değeri ne olacaktır? En büyük olacaktır. Çünkü pOH'ın tersi gelir buradan da. 3 ve 1 olur. pH değeri en büyük olan, en bazik olan yani tersiyer amindir. Bunlar da sorulabilecek sorular diye burada belirtmek istedim. Bizim cevabımız arkadaşlar burada 2, 3 ve 1 çıkacaktır. Yani B seçeneğidir. Şunu da yaptık. Alkinlere su katılması sonucu aldehit veya keton oluşur. Buna göre aldehit oluşturan alkinin 1 molüne 2 mol H2 katılması sonucu oluşan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi alkinlere su katılması sonucu aldehit veya keton oluşur diyor. Şunu bir hatırlatalım. Eğer elimizde bizim
Alkin eğer ki iki karbonlu bir alkinse bunu su kattığınızda tautomeri sonucu arkadaşlar aldehit meydana gelir. Katalım isterseniz bakın. Mesela şu ikili bağ düştü. Hidrojeni buraya getirdim. OH da buraya katıldı. Sonra ne olacak bakın. İkili bağdaki arkadaşlar tautomer olacak. Neden? OH'ın bağlı olduğu karbon. Diğer karbon ikili bağla bağlıysa bu kararsızlık belirtir. Kararsızlık belirtiyorsa buna enol denir. Tautomeri şöyle arkadaşlar denge tepkimesi olarak gösterilir. Ve ne olacak burada bakın. Şu ikili bağ buradan kopacak ve buraya yapışacak. Hidrojen de buradan ayrılıp gelip şuraya yapışacaktır arkadaşlar. Ve kararlı hale gelecektir. Ne olacak bu durumda ürün bakın. Ürün şu olacaktır. Burası CH3 oldu. Şurası da şu hale geldi. Yani siz asetilene eğer su katarsanız ne elde edeceksiniz? Aset aldehit elde edeceksiniz. Asetilen haricindeki herhangi bir alkine su katarsanız da keton elde edersiniz. Bu arada şunu da yazalım. Bu yapı kararlı olan yapı. Yani keto yapı. Unutmayın keto keton demek değil. Keto kararlı demek. Enol de kararsız demek. Eğer asetilen haricinde herhangi bir alkine su katarsanız da bu sefer elde edeceğiniz ürün arkadaşlar keton olacaktır. Peki biz buna göre diyor aldehit oluşturan alkinin yani aldehit oluşturan alkin bir tane o da asetilen. 1 molüne 2 mol H2 katılması sonucu. Katalım 1 mol alkin yani etin diğer adıyla asetilene siz 2 mol H2 katarsanız ne olur? Bağlar kırılır yerlerine hidrojenler gelir ve dolayısıyla CH3 çıkar. Ne elde etmiş olduk biz burada? Etan yani 2 karbonlu alkan olan etanı elde etmiş olduk. 13. soruya geçelim. Şimdi yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 2 mol monoalkolden 1 mol su çekilmesiyle eter elde edilir. Evet arkadaşlar bu bilmemiz gereken genel bir ifade. Şurada bir daha ben belirteyim. 2 mol monoalkolden 1 mol su çekersek bakın bu olay sülfürik asit katalizörlüğünde gerçekleşir ve 140 derecede olur. Bakın birinin OH'ı diğerinin H'ı kopar. Hangisinin OH'ı hangisinin H'ı olduğunu önemi yoktur. Dolayısıyla ne meydana gelir burada? Eter. Tepkimede iki yapı birleşip daha büyük bir şey oluştururken yeni ürün çıkardığı için bu tepkimeye kondenzasyon tepkimesi denir. Şimdi bu doğru. 1 mol monoalkolden 1 mol su çekilmesiyle alken oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bakın şöyle bir örnek yapalım mesela. 1 mol monoalkolden 1 mol su çekelim. Monoalkol tek OH olan alkol. Bu da yine sülfürik asit katalizörlüğünde 170 derecede gerçekleşir. Şimdi 1 mol'den 1 mol su çekmeye kalktığımızda ne olacaktır bakın. Zaitsev kuralını hatırlayın. Buradan OH kopuyor. OH'ın koptuğu karbonun komşu karbonlarının hangisinde hidrojen azsa ondan da ne kopuyor arkadaşlar? Hidrojen kopuyor. O halde elde edeceğim yapı şu olmuyor mu benim? RCH ikili bağ CH CH3 artı H2O çıkıyor. Bakın ne elde etmiş oldum? Alken. Bir daha söylüyorum. OH'ın koptuğu karbonu komşu karbonlarının hangisinde hidrojen azsa ondan hidrojen kopar. Kararlı ürün böyle elde edilir. Bakın buradaki tepkimede ana yapıdan direkt bir şey ayrıldı. Bu tepkimeye de eliminasyon tepkimesi denir. Bazen bunları da soruyorlar çünkü. 1 mol asit ile 1 mol alkolün tepkimesinden ester oluşur. Bakın bu da önemli bir tepkimi hatırlayalım. 1 mol asit arkadaşlar karboksil asit ile 1 mol alkolün tepkimesinden bakalım şimdi burada. Bu tepkimede ne oluyordu? Asitin OH'ı kopuyordu. İlginç değil mi? Asit normalde hep hidrojenini vererek tepkimeye girer. Ama bu tepkime özeldi. Alkol ile karboksil asit tepkimesinde asitin OH'ı kopuyordu. Yani biz burada ne diyeceğiz? CO bağı kopuyor diyeceğiz. Alkolün ise arkadaşlar H'ı kopuyordu. Ve ne oluyordu ürün olarak? Bakın R C çift bağlı oksijen zaten vardı. Buraya şu OR geliyor. Alkolden gelen karbon kısmı ve su çıkıyor. Bakın karboksilli asit alkolle birleşti. Ve ne oluşturdu? Ester. Unutmayın esterin şu karbonları asitten geliyor. Şu karbonları alkolden geliyor. Bunu niye vurguluyorum? Esteri hidrolize uğratırsanız yani bu tepkimenin tersi. Esteri suyla tepkimeye sokarsanız şu karbonlarla asit, şu karbonla da alkol üreteceksiniz. Böylece adlandırmada rahat edersiniz. Burada da iki yapı birleşip daha büyük bir şey oluştururken yan ürün olarak su oluşturduğundan dolayı bu tepkimede kondenzasyon tepkimesi denir. Bunu da ek bilgi olarak bilin. Sonuç olarak 1 mol asit ile 1 mol alkolün tepkimesinden ester oluşur da doğrudur.
Ve burada asit diye vurguladım, karboksil asit bu arada. Cevabımız ne çıkacaktır? E çıkacaktır arkadaşlar.